online.kıbdek.com sitesine girin. Açılan sayfada hesap detaylarınız butonuna tıklayın. Açılan ekranda kayıtlı olan cep telefonu numaranızı ve kimlik kartı bilgilerinizi doldurun ve göndere tıklayın. Girdiğiniz telefon adresine doğrulama kodu gelecektir. Doğrulama kodunu SMS doğrulama yerine yazın ve göndere tıklayın. Karşınıza adınıza kayıtlı olan aktif ve pasif hesaplarınız gelecektir. İstediğiniz hesabın üzerine tıklayıp içerisine girin. Karşınıza çıkan ekranda hesabınıza ait bilgiler ulaşabilir ve fatura ödemenizi yapabilirsiniz. Şubat Salı gününde Gündem Kıbrıs ekranlarında sizlerle beraber ülkenin gündemini yorumladığımız programda birlikte ülkeye dair, ülkenin gündemine dair gelişmeleri değerlendireceğiz değerli izleyiciler. Tabii ülkenin gündemine baktığımız zaman özellikle bu tırnak içinde söylüyorum sahte diploma konusunun en ilk sıradaki gündem maddesi olduğunu görüyoruz. Ama bugün hala daha tam da ben yayına girerken bir takipçimizin mesajı örneğin sayfamıza düştü. Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeminde hala daha zamlar var. İnsanlar çünkü artık nefes alamayacak duruma geldi zamlardan dolayı. Tabii normalde konuklu programımız oluyordu bu saatlerde. Ancak sizlerden gelen yoğun talep üzerine sizlerle beraber gündemi bugün değerlendireceğiz. Tabii yine diğer bir gündem maddesi ne var? Ortalıkta bir anket furyasıdır gidiyor. Anketler dolaşıyor, gazetelere hatta Türkiye basınına bu anketler düşüyor Kıbrıs medyasından önce. Bu anketlerin de sonuçlarına sizlerle beraber bakacağız. Bakalım gerçekten de bu anketler size inandırıcı gelecek mi? Evet, onu birazdan göreceğiz ama öncelikli olarak ben zamlardan başlamak istiyorum ve Maliye Bakanlığı'nın hafta sonunda yaptığı denetimler vardı. Onların görselleriyle isterseniz hemen hızlıca başlayalım. Gelir ve Vergi Dairesi müfettişleri hafta sonu Kuzey Kıbrıs'ın birçok noktasında eş zamanlı olarak marketlerde denetim gerçekleştirdi. Vatandaşın senelerdir söylediği, senelerdir beklediği şey buydu. O yüzden öncelikle bu denetimler için her kim harekete geçtiyse şahsım adına ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz burada her programda, her ekrana çıktığımızda, yazdığımız her köşe yazısında bunu dile getiriyorduk. Denetimin önemine vurgu yapıyorduk. Gördüğünüz gibi de işte bu hafta sonu çok şükür ki bu denetimler başladı. Umuyorum ki devamı gelir. Bunu bırakmamak lazım. Tabii Gelir ve Vergi Dairesi müfettişlerinin gittiği yerlere baktığımız zaman büyük ölçekli işletmeler olduğunu görüyoruz. Yani süpermarket denilen yerler. Ben de o zaman buradan bir çağrı mı dersiniz, ihbar mı dersiniz, ismini siz koyun. Ben de buradan bir duyuru yapayım. O zaman böyle büyük marketleri değil, küçük yerlere gidin. Daha böyle orta ölçekli yerlere. Çünkü büyük marketler zaten kendi aralarında rekabet ettiği için oralarda fiyatlar daha normal ama orta ölçekli ve küçük ölçekli marketlerde işte zaten asıl sıkıntıyı vatandaş yaşıyor. Ve umuyorum ki bu denetimler sadece marketlerle sınırlı kalmaz. Çünkü bu fiyat konusu tabii gıda hayati öneme sahip öncelikli konu ama sadece gıdada yok ki bu fiyat konusu. Birçok butikte var, başka işletmelerde var. Bu fiyat sıkıntısını vatandaş her yerde yaşıyor. Her yerde. İlaçta da sıkıntı var. Nasıl oluyor da bir ilacın fiyatı eczaneden eczaneye değişebiliyor örneğin? Birazdan da Sağlık Bakanlığı'nda bir devir teslim töreni varmış. Bir ambulans hibe ediliyormuş sanırım. Onu da canlı yayında sizlere aktaracağız. Yani
İlaç konusunda hala daha bu ülkede sıkıntı yaşanıyor. Hastalar hastaneye gittikleri zaman bin bir türlü zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Az önce ifade ettiğim gibi eczaneden eczaneye ilaç fiyatı değişiyor. Yani bu denetimler kısacası sadece marketlerle sınırlı kalmamalı. A'dan Z'ye her yerde denetim olmalı. Ve daha da önemlisi bu denetimler artık alışkanlık haline getirilmeli, düzenli olmalı. Bir de ben bir şey de daha çok merak ediyorum. Evet, bu denetimler yapıldı, gerçekten çok güzel ve takdir ediyorum ve bir vatandaş olarak da teşekkür ediyorum da. Bu denetimler sonucunda bir usulsüzlük tespit edildi mi? Herhangi bir işletmeye ceza kesildi mi? Neden bu bilgileri vatandaşla paylaşmadınız? Asıl konu bu. Tespit edildiyse de edilmediyse de bunun sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. İşte siz bunu paylaşmadığınız zaman denetim yaptılar da ne oldu diyor insanlar şu an. Çünkü pandemi döneminde biz bunu gördük. Kurallara uymayan işletmelere kesilen cezaları. O benim partilimdir, o benim bölgelimdir diye silinen cezaları ben unutmadım. Çok iyi hatırlıyorum. İşte o yüzden kamuoyunun vicdanını rahatlatmak adına bu yapılan denetimlerin sonucunun halkla paylaşılması gerekiyor. Gidilen yerler zaten belli. Bir ceza kesildi mi, kesilmedi mi? Bir usulsüzlük tespit edildi mi, edilmedi mi? İşte eğer siz bunu yapmazsanız o sokak güvenini kaybetmişti ya, ona asla geri kazanma şansınız yok. İstediğiniz kadar anket yaptırın. Sabah akşam anket yaptırın, bir sonuca varamazsınız. Çok açık ve samimi söylüyorum bunu. Anket sonuçlarına da şimdi geleceğim. Asıl zaten anketi konuşmak istiyorum. Ben o sonuçları gördüğümde tamam teşekkür ederim, bunu kaldırabiliriz. Ben anket sonuçlarını gördüğümde gerçekten şaşırdım. Verelim mi ekranı? İlk yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklemek istersiniz? Sorulardan bir tanesiydi. İsimlerden kimler var? Hemen detaylara bakalım. Ersin Tatar, Ünal Üstel, Hüseyin Özgürgün, Hasan Toçoy, Faiz Sucuoğlu, Tahsin Ertuğruloğlu, Serdar Denktaş. Yüzdelik olarak sonuçlar verilmiş. Ersin Tatar %42.31, Ünal Üstel %17.31, Hüseyin Özgürgün %9.62, Hasan Taçoğlu %9.23, Faiz Sucuoğlu %8.08, Tahsin Ertuğruloğlu %6.92, Serdar Denktaş %6.54, yaptırılan anket sonuçları bu yönde çıkmış. Birinci soru, kaç kişiye yaptınız, kaç kişiyi aradınız bu anket için? Kimse bana demesin, özgür bir anket şirketi yaptı da sonuçları paylaştı. Bu anketin ısmarlama olduğunu sokaktaki herkes biliyor. Çok özür diliyorum. Samimiyetimize ve sizlerin samimiyetine güvenerek ben bunları söylüyorum. Bu anket ısmarlamadır. Madem tarafsız bir anket ki listede örneğin Ulusal Birlik Partisi'nden olmayan bir isim var, Serdar Denktaş. Neden Tufan Erhurman yok? Madem tarafsız bir anket şirketi. Ve kaç kişi arasında yapıldı bu anket? Hep izleyicilerimize ben bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu anket için bizi de aramışlardı. Soruları biliyorduk ve aşağı yukarı 2 ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok geçmiş zamanda değil, aşağı yukarı 2 ay önce bizler de bu anket için aranmıştık. Soruları dinledik. Size kötü bir haberim daha var. Özellikle yaklaşan Ulusal Birlik Partisi kurultayı için söylüyorum bunu. Maalesef partilileriniz, hepsi değil bazıları doğru yanıtları vermedi. Bizzat görüştüğüm kişiler var bu konuda aranan.
ve niye doğruyu söylemediğini anlatan. Üzgünüm, bu sonuçlar gerçeği yansıtmıyor. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden bir anket yapılacaksa, birincisi neden Tufan Erhürman yok? Niye başka adaylar yok? Örneğin Kudret Özersay da yok. O da söylüyor aday olduğunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Madem tarafsız bir şekilde bu anket yapıldıysa neden onların adı yok? Hadi Kudret Bey'i belki anlayabilirim. Oraya konmamıştır listeye diye düşük oy aldığını varsayalım. Tufan Erhürman nerede? Kendimizi kandırmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Belki Ulusal Birlik Partisi içerisinde ki isimlere baktığımız zaman, örneğin Ersin Tatar, Ünal Üstel, Hüseyin Özgürgün, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu, Tahsin Ertuğruloğlu, sıralama belki bu şekilde olabilir. Ama genel anlamda bir anket sonucunu, ülkenin durumunu yansıtacak bir anket sonucu bu değildir. Ve birçok Ulusal Birlik Partisi de bu telefonla, bu anket için arandığında doğru yanıtları vermedi Ünal Bey. O yüzden lütfen bu sonuçlar sizi yanıltmasın. Bir görsel daha var isterseniz, ona da bakalım. Ona bakarken de bir yandan yorumlarınızı da bekliyorum efendim. Bu anketle ilgili olarak bir de yorumlara bakalım. Hüseyin Akçatepe, iyi yayınlar dilerim, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Nazım Ramadan, selamlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Arkın Arkım da hepsi yalan, hayatımı bitirdiler diye bir yorum yapmış. Neden Arkın Bey? Lütfen detayları isterseniz paylaşın yayınımızda. Bir sorunuz, sıkıntınız varsa onu da dile getirelim. Evet, şimdi yine bu ankette yer alan diğer bir soru. İlk yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde yeni aday olarak kimlerin meclise girmesini isterdiniz diye bir soru var. Örneğin ilk sırada Ali Başman yer alıyor. Sonra Mustafa Kalfoğlu, Ebru Törehan, Türel Öksüzoğlu, Ömür Gardiyanoğlu, Gülşahsan Vermanavoğlu, Emine Uzun, Halil Kasım, Hüseyin Duvarcı, Adil Özgey, Mehmet Aktunç, Tuygun Töre, Mehmet Ali Tunçbilek, Osman Kırşan, Mesut Genç, Osman Ekrem Üzüm, Bora Akkuş, Aysegül Baybars, Hakan Denizalp, Özdemir Tokel, İsmail Arter, Bülent Kutay, Erkut Aşçıoğlu, Arif Sonuç, Hasan Barut, Derviş Eksici, Murat Uzun, Halil Bağman ve Jalere Fikracırs. Evet, çoğu Ulusal Birlik Partili olmakla beraber bir kısmı da Ulusal Birlik Partili değil bu isimlerin. Madem Ulusal Birlik Partililer bu isimleri mecliste görmek istiyordu, neden Ali Başman ara seçimde sandıkta kaldı? Bu sorunun sorulması gerekiyor. Madem bu kadar açık ara farkla, yani birinci isimle ikinci isim arasında %34.62 biri, ötekisi %27.31. Aslında ciddi bir fark var. Madem öyle, neden seçilemedi Ali Başman ara seçimde? Örneğin bu bir sorudur. Ve evet, bu anketin de güvenilirliğini sorgulatır. Örneğin Ulusal Birlik Partili olmayan isimler var. Gülşahsan Vermanavoğlu, Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars. Bu üç isim de dönem dönem kulislerde isimleri ha Ulusal Birlik Partisi'ne geçtiler, ha geçiyorlar, yok anlaşmaya vardılar, bilmem ne diye isimleri sürekli zikrediliyor. Ama biz bu kişilerle konuştuğumuz zaman bizlere böyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Yok hükümet dağılacak, koalisyon ortakları, onlar işte dışarıdan destek verecek, işte YDP'yi dışarıda bırakacaklar, DP ile UBP devam edecek, dışarıdan bağımsız milletvekillerine işte destek verecekler gibi bin bir türlü iddialar dönüyor şu anda kulislerde. Tabii kulislerde çok şey konuşuluyor ona bakarsanız. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Ama bizim de görevimiz işte bu kulislerde konuşulanları dile getirmek ve bu anket sonuçlarını tabii ki de kamuoyuyla paylaşmak. Örneğin geçen seçim seçilemeyen isimler var veya belediye seçimlerinde çıkamayan ve ayrıca çok da ilginç isimler gördüm yani bu listede. Çok da ilginç isimler gördüm. Diğer şeye tekrar gelebilir miyiz? O Cumhurbaşkanlığı görseli kalsın ekranda. Evet. Behlül
Bey, Osman Ekrem uzun üzüm değil demiş. Teşekkür ederiz düzeltme için. Hüseyin Şehzat hepsi yalan demiş. Halk cephesi şu an mevcut hükümet partileri olmasın. Hepsi hırsız. Bunların derdi ülkeyi yönetmek değil çalmak. Arter belediyeyi çaldı çıptı. Şimdi vekil olmaya çalışır. Bir de beddua etmiş ama öyle söylemeyin. Beddua döner dolaşır sizi bulur. O yüzden ben beddua etmeyi hiç tercih etmem. Allah bildiği gibi yapsın derim. Sayar Haker, siyaset yapanlar mecliste duygu sömürgüsüyle besleniyorlar. Halk yat kalk oyuncağı oldular demiş. Ahmet Güral Alp, DP, UBP'ye destek mi öyle bir şey olursa bağımsız milletvekilleri kendilerini seçenlere büyük bir ihanet yapmış olurlar demiş. Ahmet Bey, bu bilgi sadece kulislerde konuşuluyor ama biz bağımsız milletvekilleriyle konuştuğumuz zaman öyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Tabii bir yandan şu da var, siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Bugün böyle düşünebilirler, yarın belki daha farklı düşünebilirler, onu bilemeyiz. Ama şu anki mevcut şartlarda bağımsız milletvekillerinin böyle bir düşünceleri olmadığını biliyoruz. Ki bunun en son seçimde yaşanmış bir örneği de var. Çok canlı bir örnek. Yani geçen programda adını zikretmiştim. Gene zikredeceğim ama örneğin Bertan Zaroğlu son seçimde kendi partisinden seçime girmeyip Ulusal Birlik Partisi'nden aday olmuştu ve seçim sonucunda da meclis dışında kaldı. Çünkü Ulusal Birlik Partililer kendilerini kabul etmedi. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin kimyasına baktığınız zaman dışarıdan gelen isimlere çok da sıcak bakmıyorlar. Genelde kendi içlerinden yetişmiş, kendilerinden olan, kendi partililerini meclise taşımayı tercih ediyorlar. Yani çok en son seçimde böyle bir örnek varken, o yüzden bu diğer isimlerin bu şekilde Ulusal Birlik Partisi'ne girmesi, seçime Ulusal Birlik Partisi'yle girmesi çok da benim aklıma yatmıyor açıkçası. Ve dediğim gibi zaten biz bu isimlere bunu sorduk, bu iddiaları sorduk, yönelttik. Evet konuşuluyor ama bize gelen ne öyle bir teklif var ne de öyle bir konu gündemimizde diye açıkça bize ifade ettiler. Ve sizin dediğiniz de çok doğru. Kendi seçmenlerine evet ihanet etmiş olurlar. Ama şu anki konjonktürde. Bir sonraki seçimde ne olur? Şartlar nasıl değişir? Onu şu anda hiçbirimiz bilemeyiz. Ha diğer bir gerçek daha var. Eğer ki anketler bu şekilde yaptırılmaya başlanmışsa ve de yayınlanmaya başlamışsa demek ki seçim yakın. Çok da öyle 2027'de bir seçim olacakmış gibi de durmuyor. Çünkü diğer taraftan da Cumhuriyetçi Türk Partisi de sokağa indi. Resmen seçim startını verdiler. Ve 2025'te evet Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yani bizim sokakta vatandaşla konuştuğumuzla burada yayınlanan sonuçlara ben baktığımda çok da bağdaştıramadım. Ve o yüzden de bugün bu programda bu sonuçları sizlerle paylaşıyorum. Sizler de düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz bu anketle ilgili? Siz olsaydınız örneğin ne cevap verirdiniz? Mesela bir daha açayım onu. Aynı görseli ben de önüme. Evet, ilk yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklemek istersiniz? Birinci sırada Ersin Tatar, ikinci sırada Ünal Üstel, üçüncü sırada Hüseyin Özgür. Günkü en son yaptığı açıklamada zaten o sinyali vermişti. Yani Hüseyin Bey'in çok da öyle bir niyeti yok. Ama ilk iki isim çok acayip. Ersin Tatar ve Ünal Üstel. Çok farklı yorumlanabilir aslında ama yapmayacağım. Bu seçim değil ama bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde belki de Ünal Bey aday olur, belli olmaz. Tabii kendisiyle ben konuşmadım. Kendisini de 2-3 haftadır da görmüyorum, onu da açık söyleyeyim. Kendisinin fikrini de bilmiyorum. Ben en son Ünal Bey'i gördüğümde zaten böyle bir anketin sonucu da ortada dahi yoktu. Görürsem sorarım ama düşüncesi var mı böyle bu yönde diye. Ancak bildiğim kadarıyla öyle bir düşüncesi yok. En azından önümüzdeki 2025 için.
Ha tabii Ulusal Birlik Partisi'nde Ersin Bey'in adaylığıyla da ilgili alınmış bir karar henüz o da yok. Alacaklardır herhalde. Ulusal Birlik Partisi'nin tamamen kendi kararıdır ama öncelikle tabii Ulusal Birlik Partisi'nin şu anda halletmesi gereken bir kurultay var. Tabii bu anket sonuçları açıklandıktan sonra Hasan Taçoy'un açıklamaları oldu. Madem herkes kendine bu kadar güveniyor o zaman kurultayı hemen yapalım dedi. Hasan Bey'in bu açıklamasına herhangi bir yanıt gelmedi. Kurultay Eylül ayında olacak gibi görünüyor. Şu anda ismi geçen 3 tane aday var. Ama değişebilir, belli olmaz. Belki yeni isimler de ben adayım diyebilir. Belki mevcut isimler adaylıktan vazgeçebilir. Bunu bilemiyoruz efendim. Evet sayarak her seçimler 2 senede bir olmalı 4 sene uyuşukluk yapar demiş Çiğdem Cücen. Ancak zam yapılır bu memlekette vatandaşları düşünen yok. Örnek vereyim bir market bir ürünü uygun fiyata satıyor da diğer market niye 2 katına satıyor? Nerede denetim demiş. Çiğdem Hanım aslında programın başında bu denetim konusuna girmiştim. Hafta sonunda Gelir ve Vergi Dairesi müfettişleri sizlerin de şu an ekranda gördüğü gibi marketlerde denetim gerçekleştirildi. Tabii belirli yerlere gidildi ama bununla sınırlı kalmamalı ve daha küçük ve orta ölçekli marketlerde de bu da denetimin yapılması gerektiğine ben inanıyorum. O yüzden ama bir yerden başlamak da önemliydi bence. Bir yerden de başlandı. O yüzden teşekkür ediyorum ve yine programın başında dediğim gibi bu denetimler artık alışkanlık haline gelmeli. Ve denetlenen yerlerde herhangi bir usulsüzlük tespit edildiyse bunun da kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Çok haklısınız. Bizler de insanlarla konuştuğumuz zaman insanların yakındığı tek bir şey var. Zamlar, geçinemedikleri, örneğin kiralar da gene aynı şekilde. İnsanlar kiralardan da illallah etmiş durumda. Ve yine bu ay en sık duyduğumuz cümlelerden bir tanesi su faturalarıydı. Su faturaları konusunda vatandaştan çok fazla şikayet aldık. Özellikle Lefkoşa'da, Girne'de de gene neredeyse ikiye katlandı diyebilirim faturalar. Yani yılbaşıyla beraber bunlar arttı. Harçlar arttı, cezalar arttı. Her şeyin fiyatı arttı. Asgari ücrete yapılan artış sıfırlandı desem çok da abarttığımı düşünmüyorum. Sayarak her demokrasi dilencisi olduk demiş. Berat Altın arkadaşlar sakın iddia oynamayın. Cebrail sizleri yiyor yorumunu yapmış. Sayarak her Ersin Tatar bedava baklava peşinde yorumunu yapmış. Öyle demeyelim ya Ersin Bey sonuçta Adana'nın her tarafını dört bir tarafını geziyor baktığımızda. Vatandaşla bir araya geliyor. Kahvelere örneğin gidiyor. Sık sık Türkiye'ye ziyaretler gerçekleştiriyor. Zaten göreve gelirken ben sarayda oturan bir cumhurbaşkanı olmayacağım demişti. Bunu da hatırlatayım. Ersin Bey geziyor, vatandaşla bir araya geliyor kısacası. Ama bu anket sonucunda dediğim gibi Tufan Erhurmam'ın olmaması beni çok şaşırttı. Ve bu anketin güvenilirliğini sorguladı. Madem bu anketi yayınlayacak kadar kendinize güveniyordunuz, neden Tufan Erhurman'ı koymadınız? O da aday, söylüyor, parti de söylüyor, kendi de söylüyor. Eğer sadece Ulusal Birlik Partisi özelinde madem bu anket yapıldı, o zaman Serdar Denktaş neden bu listede var? Yani ben bu soruların cevabını çok merak ediyorum. Belki Ulusal Birlik Partisi'nden birileri diyebilir, hayır bu anketi biz yaptırmadık diye. Ben de ona inanmam. Sefa Bey maalesef hepsi koltuk peşinde hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dediğim gibi vatandaşın gündeminde zamlar var. Denetim istiyor vatandaş ve denetimi her alanda istiyor. Ve bir nebze olsun bu fahiş fiyat artışlarına önlem alınmasını talep ediyor sokak. Ve evet siyaset de hareketli çünkü yaklaşan kurultaylar ve seçimler var. En son geçen hafta yaptığım programda Yeniden Doğuş Partisi'nden bahsetmiştim. Oradaki durumu sizlere anlatmıştım. Ve Yeniden Doğuş Partisi'nin kurultayı
Nisan sonuna ertelendi. Ve bu Nisan sonuna ertelenmesiyle beraber şöyle söyleyeyim, yeniden Doğuş Partisi'nde rüzgarın yönü değişti. Ve yine geçen hafta çok ilginç bir şey yaşandı. Bertan Zaroğlu'nun açıklamalarına karşılık YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Bertan Zaroğlu'na partine dön çağrısı yaptı. Ben bunu örneğin çok ilginç karşıladım. Peki Bertan Zaroğlu'na yapılan bu çağrı aslında kime mesajdı? Bir kinaye mi vardı açıklamada? Olabilir. Ama ben anladığım kadarıyla sanıyorum ki Erhan Bey, Bertan Bey'e yaptığı o çağrıyla aslında kendi partisi içerisindeki kişilere mesaj verdiğini düşünüyorum. Ve Erhan Bey de akıllı bir siyasetçidir. Ve kurultayın ertelenmesiyle birlikte aslında bir zaman kazanıldı. Normalde 3 Mart'ta olacaktı. Yani bu pazar günü gerçekleşecekti. Her iki aday yan yana çıktı ve ortak bir basın açıklaması yaparak kurultayın ertelendiğini söyledi. Ve ben buna ilgili bir köşe yazısı yazdım. Yani bu basın açıklamasının yapıldığı akşam bir köşe yazısı yazdım. Ve her iki adaya da hem Erhan Arıklı'ya hem de Talip Atalay'a çeşitli sorular yönelttim. Çok sevdiğim bir söz vardır. Kol kırılır, yen içinde kalır diye. Öyle olmalı. Burada olan burada kalır. Madem Talip Bey, Erhan Bey'den o kadar rahatsızdınız. 2 sene oldu seçim geçeli. YDP'den vekil oldunuz. Ve Erhan Bey sayesinde vekil oldunuz. 2 senedir neden sustunuz? Madem bu kadar büyük rahatsızlığınız vardı da neden istifa etmediniz partiden? Örneğin Jale Refik Recius'u, Ayşegül Baybars, bak istifa ettiler ve bağımsız milletvekili olarak o mecliste oturuyorlar. Siz madem bu kadar rahatsızdınız neden istifa etmediniz? Ve ben bu sorumun cevabını gerçekten çok merak ediyorum. Çıktınız programlarda, tabii ki eleştirebilirsiniz. Herkes herkese eleştirilebilir. Ben de eleştirilebilirim. Belli bir noktaya kadar ben bu eleştirileri kaldırabilirim de. Zaten bulunduğunuz konum gereği bunu kabul etmişsiniz demektir eleştirilmeyi. Ama bu kadar suçlayıcı ithamlar, kendi partinizin genel başkanına karşı bu kadar suçlayıcı ithamlarda bulunmak ben doğru bulmuyorum. Kurultay yarışı başka. O başka. Ama kurultayda yarışacağım diye kendi partinizin genel başkanını bu şekilde ağır ithamlarda bulunmak başkadır. Kime yaptığınız biliyor musunuz günün sonunda? Sadece kendinize yaptınız. Ve kendi partinize zarar verdiniz. Ve sonrasında da o basın toplantısına çıkıp birlikte o açıklamayı yaptınız. Ben şahsım adına konuşayım. Biri hakkında o kadar ağır ithamlarda bulunduktan sonra durup da ben aynı karaya girmem mesela. Ben girmem. Hani her işin bir raconu vardır ya, işte tam olarak öyle. Ethem Tüfekçioğulları, Kıbrıs İşçi Partisi çok yakında geliyor demiş. Çiğdem Cücen, faturaları zamlandı, su kullanımı 175,12 TL, ödemek gereken miktar 815,86 TL, kalan hizmet bedeliymiş dedi. İşte az önce dediğim şey buydu. Yani Çiğdem Hanım, birçok izleyicimizden, okurumuzdan bizler de aynı şikayetleri alıyoruz. Bizzat kendi evlerimize zaten gelen faturalar var. Artık bir noktadan sonra insan hesabı kitabı gerçekten bırakıyor. Gerçekten bırakıyor. Ama yapacak bir şey yok. Yani belki işler çok da kontrol dışı gerçekleşmiş olabilir ama kontrol altına almak da bu ülkeyi yönetenlerin elindedir.
Örneğin dayı konusuyla ilgili Sayın Ünal Üstel'in bir açıklaması vardı. Samet, onu ekrana verebiliriz aslında ya. Gündem Kıbrıs'ta az önce yayınlandı o. Ben de bir siteden açayım önüme Ünal Bey'in açıklamasına. Bakalım da öyle neler olmuş. Bir de ona bakalım. Akademisyen maaşları ile ilgili olarak Gündem Kıbrıs'ın Facebook sayfasında bir görsel var. Evet, Doğu Akdeniz Üniversitesi içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkabilmesi için hükümetin bir süreden beridir yaptığı girişimler ve sürdürdüğü görüşmeler sonucunda bugün en üst baremdeki akademisyen maaşları konusunda uzlaşıya varıldığı açıklandı. Başbakan Ünal Üstel açıkladı bunu. Yani başbakanlıktan bunu paylaştılar. Her iki tarafa da yaptığım öneri 178.500 TL brüt maaş önerisi olmuş ve Ünal Bey'in bu önerisinin de taraflarca kabul edildiği bilgisi paylaşılmış. Tabii ki uzlaşı çok önemli. Uzlaşıya varılması güzel bir şey. DAYÖ'yü kurtarmamız gerekiyor. DAYÖ'yü neden kurtarmamız gerekiyor biliyor musunuz? DAYÖ bu ülkenin dünyaya açılan yüzü çünkü. Ve bu kadar sahte diplomalarla ilgili gündemlerin olduğu bir ülkede evet DAYÖ'nün itibarının kurtarılması da elzemdir. Sahte diploma değil aslında. Okulun verdiği diplomalar gerçek. Çünkü yok yoda konayla diplomalardır bunlar. Okulun varlığı gerçektir. İmzalar da öyle. Resmi bir belgedir o. Diplomalar sahte değildir. Siz evde alır basarsanız evet o sahte diploma olur. Sahte imza atarsanız evet sahte diploma olur. Belki usulsüzlük olabilir. Bir de benim anlayamadığım bir şey daha var. Bazı basın yayın organları ve kişiler bu işi prim malzemesine dönüştürdü. Memlekette o kadar olay oluyorken aklınız neredeydi? Örneğin hala daha devam eden bir sahte reçete operasyonu var, yolsuzluğu var. Davalar devam ediyor. Polisin araştırması bir yandan devam ediyor. Niye onlar da bu kadar temiz gazetecilik örneği sergilemediniz? Bir suçlama var. 4 yıllık okulu 2 yılda bitirdi diye. Bitirebilir. Olamaz mı? Olur. Alttan ders alırsınız, üstten ders alırsınız, yaz okuluna kalırsınız. 4 senelik okul 2 senede bitirebilirsiniz. Ha, biz de okuduk, oradan biliyoruz. O okulda değil ama. Böyle şeyler var. Veya dersleri veremezsiniz. 4 yıllık okulu 6 senede de bitirebilirsiniz. Olabilir. Ama asıl önemli olan ne biliyor musunuz değerli izleyiciler? Asıl önemli olan niyet. Tabii ki her şey şeffaf olmalı. Çünkü bu toplumun ihtiyacı olan en büyük şey, birincisi güven duygusu, ikincisi şeffaflık. Siyasilerden beklediği şey bu. Hani temiz toplum, temiz siyaset diyoruz ya. Evet, halkın istediği bu. Ve ülkede son birkaç senedir yaşananlardan dolayı vatandaşın gerçekten siyaset kurumuna güveni kalmadı. O yüzden evet, yapılan girişimleri ben iyi niyetli buluyorum. Ama bazıları bunu kötü yönde kullanıyor. Günün sonunda hukuk sistemi ve polis gerçeğin ortaya çıkması için koyduğu çalışmalar sonucunda mahkemeler bir karar verecek. Ve şöyle de bir şey var. Gerçeklerin elbet bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Bu hayatta hiçbir şey gizli kalmıyor. Bir yerden iki tane belge bulan, gerçekliğine bakmadan
Kendini bu memlekette Robin Hood ilan ediyor. Bu ülkede hak var, hukuk var, yasalar var. Devleti yönetenler var. Herkes üzerine düşeni yaptığı takdirde günün sonunda elbet gerçeğe ulaşacağız diye düşünüyorum değerli izleyiciler. Evet, başka neler var gündemde baktığımız zaman, dün gece tabii yine çok feci bir trafik kazası haberiyle karşılaştık ve sabah bu haberle uyandık. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. Bir motor sürücüsüydü. Daha gencecik yaşta aşırı süratten dolayı. Güne böyle bir haberle başlamak gerçekten hepimizi üzdü. Geçen gün, yani pazartesi günü Gündem Kıbrıs'ın manşetine taşıdık. Cumartesi günü de Kuzgun Sokak'ta isimli programda Gündem Kıbrıs'ta yayınlanan vatandaşa sorduk. Bu ülkedeki en büyük 3 sorun ne diye. Ve bunlardan bir tanesi de trafik konusuydu. Vatandaşın şikayet ettiği. Zaten zamlar ilk sırada. Ve sonra trafik geliyor. Yolların durumu geliyor. İnsanlar diyor ki biz bu kadar seyri sefer parası ödüyoruz. Hani? İnsanlar diyor ki yol zaten Türkiye yapıyor. Bizim ödediğimiz vergiler nereye gidiyor diye soruyor insanlar. Evet, trafik kazalarında sürücü kusurları birinci sırada yer alabilir. Ama bugün bu ülkedeki yollara baktığınız zaman birçoğu köstebek yuvası gibi. Karanlık. Örneğin hatalı yapılmış yol. Eğimi yanlış. Yolda gereken güvenlik tedbirleri yok. Sürücü hatalarını bir kenara bıraktığınız zaman. Yahu daha birkaç ay önce bu ülkede bir trafik polisi yolda bulunan çukur yüzünden kaza yapmadı mı? 15 Kasım'daydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. 15 Kasım'da olması lazım. Bir trafik polisimiz, bir polisimiz kaza yaptı bu yollarda. Yol kusurundan dolayı, yoldaki çukuru görmediği için. Yani yol dediğim yer de ara yol değil, Lefkoşa'da ana yol. Evet, son yoruma bakalım, ardından da yavaş yavaş programımızı kapatalım. Süleyman Hayat, her şey sahte, inancımız kalmadı. Balık baştan kokar yorumunu yapmış. Ne diyelim Süleyman Bey, sizin yorumunuzdur. İnsanların güveni kalmadığını zaten programın içerisine ve başına da birkaç kez tekrarladım. İnşallah her şey hepimiz için daha güzel olur. Çünkü bu ülkede yaşayan herkes daha güzel bir hayatı, daha yaşanılabilir bir Kuzey Kıbrıs'ı gerçekten hak ediyor. Çünkü bu ülkede yaşayan herkes gerçekten çok iyi niyetli. Hepimiz çok iyi insanlarız. Ama işte iyi olmak yetmiyor. Ve şu anda da Sağlık Bakanlığı'nda Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı Doktor Hakan Dinçüre'nin katılımıyla ambulans devir teslim töreni de gerçekleşiyor. Gündem Kıbrıs'tan canlı olarak izleyebilirsiniz şu anda. O yüzden de ben yayını kapatıyorum. Bizleri izlediğiniz için ve yorumlarınızla programımıza ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Mutlu ve sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. online.kıbdek.com sitesine girin. Açılan sayfada hesap detaylarınız butonuna tıklayın. Açılan ekranda kayıtlı olan cep telefonu numaranızı ve kimlik kartı bilgilerinizi doldurun ve göndere tıklayın. Girdiğiniz telefon adresine doğrulama kodu gelecektir. Doğrulama kodunu SMS doğrulama yerine yazın ve göndere tıklayın. Karşınıza adınıza kayıtlı olan aktif ve pasif hesaplarınız gelecektir. İstediğiniz hesabın üzerine tıklayıp içerisine girin. Karşınıza çıkan ekranda hesabınıza ait bilgilere ulaşabilir ve fatura ödemenizi yapabilirsiniz.